mı devam eden pandemi hastaneleriyle devam edelim. Pandemi hastanelerinde artık geri sayım başladı Avrupa yakasında. Atatürk Havalimanı'na, Anadolu yakasındaysa Sancaktepe Askeri Havalimanı'na inşa edilen hastanelerin Mayıs ayı sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Şimdi Sancaktepe'deki hastanede gelinen aşamayı getiriyoruz ekrana. İstanbul Anadolu yakasının pandemi hastanesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'deki askeri havalimanına inşa edilen hastanenin yapım çalışması 9 Nisan'da başladı. 1008 yataklı kapasiteli olan pandemi hastanesi toplamda 8 ayrı bloktan oluşuyor ki özellikle de bulunduğu alan oldukça fazla. Toplam alan 184 bin metrekare ve bunun 70 bin metrekaresi ise kapalı alan olacak. Salgın, deprem ve afet hastanesinde 432 yoğun bakım odası olacak. Ayrıca ihtiyaç halinde her odası yoğun bakıma dönüştürülebilecek. İnşası devam eden hastane tamamlandığında aslında sadece salgın döneminde değil sonraki dönemde de tam teşekküllü olarak hizmet vermeye devam edecek ve her hastane inşaatında şu anda 4000 işçi çalışıyor ve 3 vardiya şeklinde yani 7/24 çalışmalar devam ediyor. Hastanenin ameliyathaneleri, MR odaları, laboratuvarları, anjiyo ve ekolları ile birlikte tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak. Hastanenin ilk etabında elektrik kurulum aşamasına gelindi. Bir yandan çevre düzenlemesi de yapılıyor. Sancaktepe Pandemi Hastanesi'nin Mayıs ayı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.